Geçtiğimiz ay ehliyet sınavını geçtim ve ehliyetime kavuştum. Bütün deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Ehliyete nasıl başvurulur? Hangi belgeler gereklidir? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İki tane sınava giriyorsunuz. Birisi pratik, diğeri teorik sınav. Bunlara nasıl hazırlanır? Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu videoda sıfırdan ehliyet süreci artı eğer Türk ehliyetiniz varsa Alman ehliyetine nasıl çevrilir? Bunu bulacaksınız. Bir tane de bonus bilgi var. Bonus bilgiyi en sona bırakıyorum. Bu bonus bilgi sizin hayatınızı kurtaracak. Almanya'da ehliyet almanızı çok 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 kolaylaştıracak. Siz daha hesaplı bir kurs da bulabilirsiniz. Belki yaşadığınız çevreye göre bu maliyet artabilir. Videonun içerisinde sık sık maliyetten de bahsedeceğim arkadaşlar. Ben ne kadar aldım? Tabii ki bu size bir fikir oluştursun diye veriyorum. Yoksa Almanya'nın bütün şehirlerinde, eyaletlerinde bu fiyatlar değişiyor. App'inizi %100'e getirdiğinizde app'i tamamlamış oluyorsunuz ve sınava girebiliyorsunuz. Peki nasıl app'i %100'e getirebilirsiniz? Selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Almanya'daki göçmen öğrenci ve çalışanların kanalı Göç TV'ye hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay ehliyet sınavını geçtim ve ehliyetime kavuştum. Bu videoda arkadaşlar hem size sıfırdan Alman ehliyeti nasıl alınır hem de Türk ehliyeti Alman ehliyetine nasıl çevrilir bunları anlatıyorum. Video geçmeden önce arkadaşlar ben Emre Yıldırım. Yaklaşık 2 yıldır YouTube kanalında sizlere her hafta farklı konu ve konuklarımla bilgilendirmeye çalışıyorum. Buradaki deneyimlerimi aktarmaya çalışıyorum. Lütfen kanalımıza abone olup bu videoları da beğenmeyi unutmayın. Ben ehliyetimi sıfırdan yaptım. Yani herhangi bir Türk ehliyetine sahip değildim. Hem teori sınavını hem de pratik sınavını ilk girişte geçtim. Ve bütün deneyimlerimi tek tek sizin için not aldım. Ve bunları paylaşacağım. Ehliyete nasıl başvurulur? Hangi belgeler gereklidir? Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İki tane sınava giriyorsunuz. Birisi pratik, diğeri teorik sınav. Bunlara nasıl hazırlanır? Hepsini bu videoda bulacaksınız. O zaman hazırsak hemen videomuza başlayalım. Bugün notlarımla geldim arkadaşlar. Hiçbir detayı kaçırmak istemiyorum. Her detayı sizlere verebilmek istiyorum. Bu yüzden notlar çıkardım kendime. Öncelikle şuradan başlayalım arkadaşlar. Bu videoda sıfırdan ehliyet süreci artı eğer Türk ehliyetiniz varsa Alman ehliyetine nasıl çevrilir? Bunu bulacaksınız. Bir tane de bonus bilgi var. Bonus bilgiyi en sona bırakıyorum. Bu bonus bilgi sizin hayatınızı kurtaracak. Almanya'da ehliyet almanızı çok 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 kolaylaştıracak. Hazırsak o zaman konunun içerisine girelim. Konuya başlamadan önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Benim Türk ehliyetim yoktu. Bütün süreci Almanya'da başladım ve bitirdim. Ehliyet hakkında en ufak bilgim dahi yoktu. Hatta sürücü koltuğuna oturmaktan da korkuyordum bundan 6 ay önce. Geçtiğimiz ay itibariyle ehliyetimi aldım diyebilirim. Herkesin bildiği gibi Türk ehliyetleri Almanya'da 6 ay geçerli. Bu 6 aylık süre arkadaşlar sizin Almanya'ya giriş yaptığınız tarihten başlıyor. Yani pasaportunuza damgalanan tarihten başlıyor ve 6 ay süreyle geçerli oluyor. Şimdi arkadaşlar merak edilen konulardan bir tanesi de ehliyetimi kendim yapabilir miyim yoksa bir sürücü kursuna ihtiyacım var mı? Elbette bir sürücü kursuna ihtiyacınız var. Kendiniz de başvuruyu oluşturabilirsiniz. Fakat ben sürücü kursuna gitmenizi tavsiye ediyorum. Ben bir sürücü kursuna gittim, kaydoldum. Bütün işlemlerimi onlar halletti diyebilirim. Bütün işlemleri onlar halletti ama belgeleri bizzat kendimiz oluşturuyoruz. Peki hangi belgeler gerekiyor? Bunlardan başlayalım mı? Belgelerimiz birinci sırada pasaportumuz. İkinci sırada oturum kartımız ya da oturum kartımız henüz yoksa Fiksiyon Bescheinigung adı verdiğimiz yeşil kağıtlarımız. Onun dışında arkadaşlar Sehtest dediğimiz bir göz muayenesine ihtiyacınız var. Ardından bir ilk yardım kursuna katılmanız gerekiyor. Burada bu konuyu ikiye ayıracağım. İlk yardım belgesi nasıl alınır? Bence arkadaşlar ilk baş kendinize bir sürücü kursu bulun. Hatta çevrenizdeki bütün sürücü kursuyla bir iletişime geçin. Hangisinin fiyatı sizin için hesapta, hangisi sizlere daha güzel olanaklar sunuyor ona bakın derim. Bazı sürücü kursları arkadaşlar ilk yardım kursunun içerisinde bulunduruyor. Bazılarısı bulundurmuyor. Dışarıdan almanız gerekiyor. Keza bende de öyle olmuştu. Dışarıdan almıştım. Bunun yaklaşık 40 euro bir maliyeti vardı. Siz daha hesaplı bir kurs da bulabilirsiniz. Belki yaşadığınız çevreye göre bu maliyet artabilir. Videonun içerisinde sık sık maliyetten de bahsedeceğim arkadaşlar. Ben ne kadar aldım? Tabii ki bu size bir fikir oluştursun diye veriyorum. Yoksa Almanya'nın bütün şehirlerinde, eyaletlerinde bu fiyatlar değişiyor. Belgelere geri dönecek olursak arkadaşlar bir adet de biyometrik fotoğrafa ihtiyacınız var. Eğer Türk ehliyetine sahipseniz Türk ehliyetinizi çevirmeniz gerekiyor. Bunu herhangi bir tercümanda yapamıyorsunuz maalesef. Bunu yapabileceğiniz kurumları videonun alt başlığına da bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Ben yaşadığım bölgedeki en çok kullanılan ADAC'yi önereceğim sizlere. Buradan tercümesini yaptırabilirsiniz. Bu şekilde evraklarınızı teslim ettikten sonra sürücü kursu sizin adınıza TÜFE bir başvuru yapıyor.
Ardından süreciniz başlıyor diyebiliriz. Şimdi hemen teorik derslere gelelim ve teorik derslerde şunu vurgulamak istiyorum. Eğer herhangi bir Türk ehliyetine sahip değilseniz, Almanya'da sıfırdan bu sürece başlıyorsanız teorik derse girmeniz zorunlu. 14 tane teorik dersiniz var. Yani 14 farklı modülü almanız gerekiyor. Ardından teorik sınava girebilirsiniz. Tabii ki bu dersleri aldıktan hemen sonra da teorik sınavına giremiyorsunuz. Birkaç işlemden daha geçiyorsunuz diyebilirim. Türk ehliyetiniz varsa teorik derslere girmiyorsunuz. Ama sürecin diğer kalan kısmından siz de sorumlusunuz. Tıpkı ehliyeti sıfırdan yapanlar gibi. Nasıl yani? Sürücü kursu tarafından size bir tane app veriliyor. Bu app içerisinde yaklaşık 1200-1300 tane soru bulunuyor arkadaşlar. Bu 1200-1300 soru konu başlıklarına göre ayrılmış durumda. Örneğin trafik levhaları, hız sınırı gibi gibi birçok konu başlıkları bulunuyor. Yalnız bu bazı app'lerde bulunuyor. Bazı app'lerde direkt testlerden başlamış. Onu da vurgulayayım. Benim kullandığım app'te modülleri ayrılmış durumdaydı. Modülleri bitirdikten sonra teste girebiliyordum. Keza ben ilk önce modüllerimi bitirdim. Ardından yine app üzerinde bulunan bu testlere katıldım. Testler de arkadaşlar yine bu modüllerden geliyor. Karışık bir şekilde karşınıza çıkıyor ve doğru cevaplandırmanız lazım. Her app'te arkadaşlar bir puanlandırma bulunuyor. App'inizi %100'e getirdiğinizde app'i tamamlamış oluyorsunuz ve sınava girebiliyorsunuz. Peki nasıl app'i %100'e getirebilirsiniz? Modüldeki soruları çözdünüz, testi bitirdiniz de olmuyor açıkçası. Tabii ki app sizi yönlendiriyor neler yapmanız gerektiğini. Ama şöyle söyleyebilirim size. App içerisindeki bulunan bu 1200-1300 soruyu gelişi güzel bir şekilde en az 3 kez ardı arkaya doğru cevap verdiğinizde app'i tamamlamış oluyorsunuz. Ve sürücü kursunuza bir bildirim gidiyor. Sürücü kursuna bildirim gittikten sonra siz de sürücü kursunuza müracaat ederek bir tane sınav yeri belirliyorsunuz. Sınav saati ve yeri belirliyorsunuz. Ardından teori sınavına katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki teori sınavında sizleri neler bekliyor? Gelin biraz sınavı inceleyelim. Şimdi arkadaşlar teori sınavı 45 dakika sürüyor. Yaklaşık 30 tane soru var. Burada 10 puanlık bir yanlış hakkı tanılıyor size. Yani 10 puanlık bir yanlış yapabilirsiniz. 10 puanın üzerine çıktığınız her yanlışta sınavınız iptal oluyor. Burada en önemli detay bence bu sınavı Türkçe yapabiliyor olmanız. Ki ben bu sınava Türkçe girdim arkadaşlar. Çünkü risk atacak bir param yoktu açıkçası. Sınavda arkadaşlar her sorunun 2 ile 5 puanlık bir derecelendirmesi bulunuyor. 2 defa 5 puanlık bir soru yanlış yaptığınızda sınavınız bitiyor. 10 olmasına rağmen 10 puana eriştiniz. Buna rağmen bitiyor. Eğer 2 puanlık, 3 puanlık sorulardan yanlış yaparak bir 10 puanlık yanlışa sahipseniz sınavı geçiyorsunuz. Ben 2 puanlık bir soruya yanlış cevap vermiştim. O yüzden tek soruyla bitirdim. Peki, sınavdaki sorular nasıl? Sınavdaki sorular app'teki sorulara çok benziyor arkadaşlar. App'te de yine aynı şekilde işte levha soruları var, hız sınırı soruları var ve videolu simülasyon soruları var arkadaşlar. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Sağa mı dönebilirsiniz, sola mı dönebilirsiniz ya da frenlemeniz mi gerekiyor? Bu tarz şeyleri soruyorlar size. Burada en önemli detaylardan bir tanesi de arkadaşlar birden fazla doğru cevap olabiliyor. Bunların hepsini tek tek işaretlemeniz lazım. Atıyorum 3 tane şık varsa 3'ü de doğru olabilir. Almanya'daki sınav ile Türkiye'deki sınavın en büyük farklarından bir tanesi de yine motor soruları. Almanya'da size herhangi bir motor sorusu yönetilmiyor arkadaşlar. Siz bu kısma bakmıyorsunuz. Motor düşüncesi şu şekilde oluşmuş. Bu sizin göreviniz değil. Siz tamamen diğer kısma odaklanmanız lazım. Eğer motorda bir arıza varsa bunu yetkili servise ya da yetkili kişilere bırakarak çözmeniz gerekiyor. Bu yüzden motor soruları sınava dahil edilmemiş. Herhangi bir motor konusu da yok yani. Ardından teori sınavına giriyorsunuz ve geçiyorsunuz. Umuyorum hepiniz ilk girişte geçeceksinizdir. Teori sınavına geçtikten sonra bir yıl içerisinde de pratik sınavına hazırlanıp girmeniz lazım ve geçmeniz lazım. Bir yılı aşarsanız teori sınavınız da iptal oluyor ve her ikisine birden tekrardan girmek durumunda kalıyorsunuz. Eğer ehliyetinizi sıfırdan yapıyorsanız, ben sıfırdan yaptığımı söylemiştim, 14 saatlik bir zorunlu derse ihtiyacınız var. Ardından arkadaşlar sınava başvurma hakkınız var. Ben toplamda 26 saatlik bir ders aldım. Fazla aldım. Videonun başında da söylediğim gibi benim sürüş koltuğuna karşı bir alerji mi dersiniz artık, bir korku mu dersiniz, bir ön yargım vardı. Sürücü koltuğunda olmayı sevmiyordum açıkçası. Tabii ki işler 6 ay sonra tam tersine çevrildi diyebilirim şu an için. Peki Türkiye'den ehliyet sahibiyseniz nasıl gelişiyor ona bakalım. Türkiye'den ehliyet sahibiyseniz sadece 2 ile 4 derslik bir ders zorunluluğunuz var. Ardından sınava girme hakkınız var. Burada benim en önemli tavsiyem size şu olur. Gerçekten sizi eğiten hocanızı dikkatle dinlemeniz. Eğer hocanız sizi yetersiz görüyorsa
Tekrar ek dersler almanızı istiyorsa ek dersleri alın arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarımıza şöyle bir düşünce oluşmuş. İşte ben sürücü kursuna çok fazla para kaptırmayacağım. Ben iyi sürüyorum ama hoca iyi sürmediğimi iddia ediyor. Bu yüzden ben hocayı dinlemeyeceğim, sınava gireceğim diyebilirsiniz. Keza sınav yeriniz de sizin aynı şekilde kursunuz seçiyor, hocanız seçiyor. Hocanız sizi yetersiz görmesine rağmen sizin ısrarınızdan dolayı sizi sınava sokabilir arkadaşlar. Ama hocanız size diyorsa ki ek dersler alın, bence alın derim. Neden? Pratik sınavda kaybettiğiniz her sınav için ekstradan bir 500 euro ödeyeceksiniz. Ekstradan bir hazırlanma süreci var. Bu yüzden bence bu riske hiç girmeyin. Ek dersler alarak kendinizi en güvenli konuma getirin. Kendinizi en profesyonel hale getirin ve ardından sınava girin. Teorik sınavda da eğer sınavdan başarısız olursanız 100 euroluk tekrar ekstradan bir ödeme yapıyorsunuz. Sınava giriyorsunuz. Geçene kadar girebilirsiniz. Bu yönde bir sıkıntı yok. Şimdi pratik derslerde her ders 45 dakika. Bunu vurgulayalım. Benim yaşadığım yerde, şehirde genelde dersler blok şeklinde oluyor. Yani 90 dakikalık dersler şeklinde veriliyor. Dersler bu arada arkadaşlar direkt ilk günden itibaren trafikte başlıyor. Direkt trafiğin sokağın içine atıyor sizi. Trafiğe sokuyor ve orada ne yapabiliyorsunuz? Buna bakıyorsunuz. Benim için o anları hatırladım da şu anda aklıma. Çok stres dolu dakikalardı diyebilirim. Hemen pratik sınava gelelim istiyorsanız arkadaşlar. Pratik sınavda yaklaşık 45-50 dakika sürüyor. Çevrenizde şöyle insanlar da çıkabilir. Ya ben sınava bir girdim, 5 dakikada bitti sınav falan. Diyenler olabilir. Sınav 5 dakika sürmüyor. Bu arkadaşlarımız araçlarını çok iyi kullandıkları için ya da sürüşten çok zevk aldıkları için sürüş süresini bence göz önünde bulundurmuyorlar diyebilirim. Ama genel olarak benim hocamdan da duyduğum kesinlikle 40 dakikanın altında bir sınav bitmiyor. Siz de kendinizi 45-50 dakikalık bir sınava hazırlayın diyorum. Keza bende de yaklaşık 50-55 dakika sürmüştü diye hatırlıyorum. Şimdi arkadaşlar sınav TÜF'te başlıyor. TÜF'e gidiyorsunuz öğretmeninizle birlikte. TÜF'ten başlıyor ve TÜF'te bitiyor. TÜF'te ilk başta öğretmen size geliyor, bilgilerinizi kontrol ediyor, işte kimlik bilgilerinize bakıyor. Ardından size arkadaşlar 3 tane teorik soru yöneltiyor. Bu 3 soruyu arkadaşlar doğru cevap vermeniz halinde sürüşe başlayabiliyorsunuz. Arabayı alıyor size ve ardından sürüşe başlıyorsunuz. Sürüşte neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hemen şöyle bakınca TÜF'ten ilk çıkarken bir tane stop şilt var. Bu stop şilte yani dur levhasına geldiğinizde frene basıyorsunuz. İçinizden 3'e kadar sayıyorsunuz. Sonra solunuza sağınıza bakıyorsunuz. İlk müsait olduğunuzda yola Peki çıkabiliyorsunuz. sınavda sizden ne bekleniyor arkadaşlar? Şimdi teoride çözdüğümüz 1300 soru var ya, o soruları iyice idrak edip ve yeri geldiğinde uygulayabiliyor olmanız lazım. Sınavda genel olarak soğukkanlı olmanız lazım arkadaşlar. Yayalara saygılı olmanız lazım. Eğer ki varsa bir bisikletli, bisiklet yolu ki ben sizin için bir tane örnek video çektim. Bakın buradaki video gibi onlara çok fazla dikkat etmeniz lazım. Önceliğiniz bisikletliler, yayalar. Bunlara çok fazla dikkat ediyorsunuz. Yine aynı şekilde scooterlar, son dönemde moda olan scooterlarda bisiklet yolunu kullanıyor, bazen kullanmayabiliyorlar. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Her duruma göre hazırlıklı olmanız lazım. Eğer ki trafik birazcık sıkışıksa karşıdan gelen araçlara yol verebilirsiniz. Bisikletli, scooterlu, yayalarla olan da mesafenize dikkat edin. Bu mesafeleri kuralda yazıldığı gibi tutmaya çalışın. Yani bisikletli ve skuterli için 1,5 metreye kadar aranızda mesafe bırakın. Eğer bisikletli yolu varsa ki bu kesiksiz düz çizgi ise bu çizginin içerisine kesinlikle girmeyin. Zaten girmeniz yasaktır. Sınavda da girmeyin. Şimdi özellikle şunu da söylemek istiyorum. Sınava gelen kontrolcüye göre de değerlendirmeler değişebiliyor. Bazı durumlarda işte değerlendirmeci tolerans tanırken bazı değerlendirmeciler hiçbir tolerans tanımadan sınavınızı iptal ediyor. Bu yüzden siz hiç tolere edilmeyecek şekilde kendinizi sınava hazırlayıp en uygun olduğunuz anda sınava girmeniz gerekiyor. Bunu tekrardan vurgulayabileyim. Sınavda kesinlikle hız sınırını aşmayın. Kırmızı ışıkları kaçırmayın. Otobana girişte ve çıkışta da uygulamanız gereken her şeyi harfiyen uygulayın. Şimdi sınavdaki bölümlerden bir tanesi de park etmek. Park etmeyi arkadaşlar size trafiğin yoğun olduğu bir yere götürüp şuraya park edin denilmiyor. Aksine trafiğin çok sakin olduğu, belki de trafiğin hiç olmadığı bir sokağa girerek şuraya park et Diğer bir deniliyor. husus da park ederken arkadaşlar Türkiye'deki gibi dubalar bulunmuyor. Ya araç vardır ya da orası boştur.
Genelde de bir aracın arkasına park etmenizi istiyor ya da önünde herhangi bir şey de olabilir bilmiyorum. Onun arkasına park etmenizi istiyor. Yani Türkiye'deki gibi dubalar yok. Şey de duymuştum ben. Dediğim gibi Türkiye'de sınava girmedim ama dubalardan birisini düşürürsen işte sınavın iptal oluyor falan. Burada duba olmadığı için öyle bir durumda söz konusu değil. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ben sınavı hepinizin geçeceğine eminim. Şimdi ben ilk girişte girdim ve geçtim. Hem teoriyi hem pratiği ilk girişte geçtim. Sizlerin de ilk girişte geçeceğine eminim. Olur da geçemediniz. Bu dünyanın sonu değil. Tekrardan bir sınava hazırlanıyorsunuz. Ama dediğim gibi eğer sınavı geçemezsiniz en az 4 ders daha almanız lazım. Ve sınava 15 gün sonra giriyorsunuz. Ekstradan bir 500 euroya kadar ödeme yapıyorsunuz. Ödediğim bütün kalemleri videonun sonunda açıklayacağım. Ama 500 euronun içerisinde ne var? Hemen buna değinmek gerekiyorsa. Sınava sizinle birlikte gelen hocanıza ödediğiniz bir ücret var. TÜFE sınavı için ödediğiniz bir ücret var. Aynı şekilde bir 4 saatlik ders alacaksınız. Bunu da ilave ederek söyledim. Şimdi arkadaşlar herkesin merak ettiği ücretler... Şimdi arkadaşlar herkesin merak ettiği ücretler kısmına geldik. Ücretlere girmeden önce şunu mutlaka vurgulamak istiyorum. Bu ücretler sürücü kursundan sürücü kursuna, şehirden şehire, eyaletten eyalete değişebilir. Ben kendi ödediğim ücretlerden bahsediyorum. Kendi dediğim ücretleri söylüyorum. Siz de bunlardan feyz alarak sürücü kursu araştırmaya başlayabilirsiniz. En azından fikriniz olur. Ve hatta Bochum'da yaşıyorsanız, Kuzey Renvestfalya eyaletinde yaşıyorsanız tamamen benim ücretlerimi baz alabilirsiniz. Şunu özellikle tekrardan vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Benim herhangi bir Türk ehliyetim yoktu. Bu yüzden çok daha fazla ders almam gerekiyordu. Böyle bir zorunluluğum vardı. Benim ödediğim ücret muhtemelen sizin ödediğiniz ücretten çok daha yüksek kalacaktır. Eğer Türk ehliyetiniz varsa, Türk ehliyetiniz yoksa belki aşağı yukarı aynı parayı ödeyebilirsiniz. Hemen başlayalım o halde. Sürücü kursuna ilk gün 250 euroluk bir kayıt ücreti ödedim. TÜF için 100 euroluk bir ücret ödedim. TÜF'e kayıt olmak için. İlk yardım için 40 euroluk bir ücret ödemişim. İlk yardım belgesi için. App için 75 euroluk bir ücret ödemişim. Teori sınavına girerken 100 euroluk bir ücret, pratik sınavına girerken de yine yaklaşık 100 euroluk bir ücret ödemişim. Pratik sınavına gelen hoca için 150 euro ödemişim. 90 dakikalık her blok dersi için yani 90 dakikası için 120 euro para ödedim. Dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi 26 saatlik bir eğitim almışım. Ben ya toplamda 1560 euro sadece pratik ders için ödemişim arkadaşlar. Tüm ücretleri topladığımızda 2375 euro ehliyete ödemişim arkadaşlar. Çok fazla değil mi? Şimdi çeviren birisi benden farklı olarak ne ödeyecek? Çeviren birisi arkadaşlar tabii ki 26 saatlik bir teori dersi almayacaktır diye tahmin ediyorum. Çok daha kısa bir süre alacak. Ama benden farklı olarak da arkadaşlar 50 ile 100 euro arasında bir ehliyet çevirme bedeli ödeyecektir. Dediğim gibi bu ücretler de tamamen sizin anlaştığınız firmaya göre değişir. Şimdi kendi dediğim ücretleri ve daha önce ehliyet yapmış kişilerin ödediği ücretleri baz alarak sizin için bir skala yaptım. Şimdi arkadaşlar eğer bir Türk ehliyetiniz varsa Almanya'daki bütün kuralları da harfiyen yerine getiriyorsanız sürüşe hakimseniz en az ödeyeceğiniz tutar 1200 euro gözüküyor. Bu tutar da arkadaşlar sizin deneyiminiz, sınavdan kalmanız, geçmenize göre 1800 euro kadar çıkabiliyor. Üstü de olabilir. Varsayım yapıyorum. Türkiye'den ehliyetiniz var. 3 kez sınavdan kaldınız. 4.'ye giriyorsunuz. Maliyet olarak 2500 euroları bulabilirsiniz. Ama ben videonun başında da söylediğim gibi ben hepinizin bu sınavı ilk girişte geçeceğinize eminim arkadaşlar. Şimdi hazırsak gelelim bonus bilgimize. Bonus haber şu şekilde arkadaşlar. Nisan 2021 itibariyle yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Yeni yasa şu şekilde. Eğer ki arkadaşlar sürücü kursunda 10 saatten fazla ders alırsanız ve bu derslerin en az 5 saati manuel araçla alınmışsa sınava otomatik araçla giriyorsunuz. Ama ehliyetiniz size hem manuel hem de otomatik araç kullanılabilir şekilde verilebiliyor. Bu da arkadaşlar ehliyetinizde B197 yani o maddeyi tanımlayan bir tane ibareyle yer alıyor. Ben de sınavı bu şekilde girdim ve geçtim arkadaşlar. Ondan fazla ders ihtiyacınız varsa Türkiye'den ehliyetiniz olsa bile bence bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Evet arkadaşlar ehliyet hakkındaki bütün bildiklerimi size
bu şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Umarım siz de ilk girişte hem pratik hem teorik sınavlarınızı geçersiniz ve bu videonun altına ben de geçtim, şöyle yaptım, böyle yaptım yazarsınız ve bizi mutlu edersiniz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazmaktan çekinmeyin. Ve genel olarak arkadaşlar videolarımızı beğenip kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bu haftalık da bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.